Efendim herkese iyi akşamlar diliyoruz. Yeni bir Gayreli Sohbetler programıyla yine karşınızdayız. Bu akşam biraz geç başladık programı, özür diliyoruz. Gündemdeki konuyu konuşacağız bu akşam. Aylardır gündemi meşgul eden ve son dönemlerde oldukça yoğun tartışılır hale gelen malum su meselesini konuşacağız bu akşam. Yetkin bir kurum sevgili İpek Taşköy'le bizimle beraber. Başkanı ve şu anda su komitesinin de başkanı birisi. Bu konuda yetkin birisi. Ondan bu su meselesini biraz konuşacağız. Aslında mesele sadece teknik bir mesele olmaktan da çıktı. Kendisinden çok daha fazla su oldu. Siyasi yanı var, ekonomik yanı var. Onları da biraz konuşmaya çalışacağız. Sevgili Bektaş, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Evet, yani çok konuşulan bir konu aslında. Belki birazcık da gına geldi demek gerekir mi bilmiyorum ama çok konuşulmasına rağmen hala çok da açıklığa kavuşmamış bir konu sanki, ya da konuşuldukça sanki daha da kirlenen bir bilgi kirliliği söz konusu. Yani işte özelleştiriliyor, hayır olmuyor, bir sözleşme hazırlandı, daha kötüdür dendi, daha iyidir dendi, sürekli böyle konuşmalar var. Bir giriş yapalım istersen yani. Valla su konusu aslında bu toplumda çok konuşulması alışılmış bir şey. Malum bir anekdot gibi dolaşır. Evgafın su meselesi derler hep bizde. Uzun erimli konular için, belki çözümsüz anlamında da kullanılıyor ama uzun erimli süren konular için kullanılan bir deyim. Su aslında önemli bir olay. Adalar için bütün dünyada genel kuraldır adalar. Hep su konusunda sıkıntı çekerler. Kıbrıs da bir ada olarak hep sıkıntı çekmiştir. Hatta tarih içinde zaman zaman susuz periyotlar yaşadığı söylenmektedir. Bu konuda bir takım rivayetler var. Bizde de ada olarak su konusunda sıkıntı çekiyor. Hatta 1974'ten sonra özellikle kaos içine giren ada politikalarda da bir kaos yaşıyor. Ve bu su konusunda özellikle diğer ekonomik konularda olduğu gibi plansızlık, programsızlık, rastgele bir politika izleniyor ve bu olumsuz etkiliyor su konusunu. Bu bir yana meteorolojik açıdan yahut bilimsel açıdan yapılan dünya genelindeki şeylere göre, çalışmalara göre önümüzdeki 30 yıl içinde, 50 yıl içinde adamızın hızla daha da kurak periyotlara gireceği, kurak bir iklim kuşağına gireceği ve daha büyük bir su sorunu yaşayacağı söylenmekte. Hal böyleyken ne turizm konusunda önem verdiğimiz ve lokomotif sektör ilan ettiğimiz turizm konusunda ne de bizi besleyen tarım sektörü konusunda olsun, su ile ilgili çok ciddi çalışmalar yapılmadığı ortada. Dolayısıyla bu çalışmalar yapılmayınca yeraltı suyu akiferlerimiz giderek fakirleşti, giderek tuzlandı. Ve su konusunda büyük şeylere girildi. Bektaş, devam etmeden bir şey sorayım. Belki oraya da gireriz biraz. Çünkü sonuçta Kıbrıs bir ada ve adanın güneyinde de tabii ki aynı sorun var. Takip etmişsen Rum tarafı bu sorunu kısmen nasıl çözmüştür? Onlar daha mı tedbirli davranmışlardır? Nasıl bir durum var orada? Rum tarafı 100 yılda 100 milyon metreküpün üstünde bir deniz suyu arıtma tesisleri kurmuş. Onun ötesinde daha fazla yağış alması nedeniyle 200 küsur milyon metreküp çapında barajlar var. Daha fazla yağış alıyor mu adanın güneyi? Daha fazla yağış alıyor. Trodoslar daha fazla yağış alıyor. 200 bin küsur civarında bir baraj kapasiteleri var. Yağan her damla suyun kontrol edilip denize dökülmemesi için alabildiğine
önlemler alıyorlar. Her tarafa bir baraj ağı kurmuşlar. Şeyden girelim isterseniz. Biz niye yapmadık böyle şey? Pardon, bunu sorayım. Yani burada niye olmadı peki benzer bir? Yani benzer küçük göletler yapıldı. Fakat bir takım sorunlar nedeniyle bu göletler yeterince şey yapılamadı. Doğru planlanamadı, doğru yapılamadı. Artı su bütçesini hiç ciddiye almadık. Su bütçesi nedir? Su bütçesi gelen su kadar, kaynaklarına gelen su kadar su alman öngörülmektedir. Biz örneğin 10 geliyorsa 15 almaya başladık. 10 geliyorsa 20 almaya başladık. Bu çok olumsuz biçimde iflasını getirdi bütçenin. Şimdi istersen şeye dahil olduğunuz yerden, çünkü siz aşağı yukarı 8 ay önce oda olarak kurulan bir su komitesi var. Evet. Siz hem bu konudaki matematiği hesapladınız, hem gerekli elemanların eğitimi konusunu görüştünüz, bir ekip kurdunuz. Çünkü bu konuda söylenen işte idare edemezsiniz, yeterli eleman, eğitilmiş eleman falan yoktur. Sizin dahil olduğunuz yerden istersen bu biraz geriye giderek bu gelen suyun nasıl işletileceği meselesi ve bugün gelinen noktayı biraz konuşalım. Şimdi 2014 yılının son bölümünde şöyle bir tez ortaya atıldı. Dendi ki biz bu suyu yönetemeyiz. Türkiye kanadı dedi ki Kıbrıslı Türkler bu suyu yönetemezler. Bizde en yetkili makamlar, ki bakanlar bile bulunuyor bunların içinde. Evet, doğrudur. Kıbrıslı Türkler olarak biz bu suyu yönetemeyiz dediler. Bunun üzerine biz Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği konuya girdik ve dedik ki bu koltukta oturan, bu makamda oturanlar çare bulmakla görevlidirler. O gaye ile oraya otururlar. O amaçla oraya oturturlar. Eğer bir çare iseler, çare bulamıyorlarsa o koltukları derhal terk etmeli ve çare bulacak olanlara vermelidirler diye biz yola çıktık. Ve bunun üzerine 18 Şubat 2015 tarihinde Bakanlar Kurulu'nun bir kararı ile bu suyun işletilmesinde Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nden bilgi alınmasına, bu konuda bir karar alır Bakanlar Kurulu, hizmet alımı yapılmasına karar alır. Ve bunun ardından bu karar doğrultusunda o günün Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile bir sözleşme yapılır ve bir birim kurulur. Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği bir birim kurar ve bu birimle bu suyun Kıbrıs'a gelecek 75 milyon metreküp suyun yönetimi için, onun işletilmesi için bir birim oluşturur ve bu birimi eğitmeye başlarız. Ve bu birim belli bir eğitim alır. Ondan sonra Ekim ayında Kıbrıs'a akıtılan suyun işletilmesi, yönlendirilmesi konusunda DESEİ'nin yönetiminde görev alır. O gün 12 kişilik ekip, bugün 18-19 kişiye vardı. Daha bir miktar elemanla takviye edilmesi gerekiyor. Ve işletmesine bu suyun, işletebileceğini bu suyu Kıbrıslı Türklerin, bu toprakların teknik elemanlarının, bu toprakların mühendis ve teknisyenlerinin bu suyu çalıştırabileceğini, bu suyu düzenleyip yurttaşlara ulaştırabileceğini ve iyi su kalitesinde bunu yapabileceğini, bu hizmeti verebileceğini tartışmasız bir biçimde gösterdi, yerine getirdi. Bu ekipler hazırdır. Başla dedikleri anda bu suyu
bir ay içinde Lefkoşa'ya verebilecek durumdadır. Yeterli bir ekiptir bu. Gerek eğitimiyle gerek... Yeterli kapasitesi. Bir ekiptir. Yalnız sayısal açıdan artırılması gerekiyor. Şimdi iş bu noktaya gelince ortaya yeni bir şey çıktı. Ortaya çıkan ne? Yani tartışmanın başladığı yer şu. Türkiye kanadının siz Kıbrıslı Türkler bu suyu yönetemezsiniz. Evet. Ve Kıbrıslı Türklerin de hayır kardeşim biz bu suyu yönetebiliriz işte hazırlığımız da var gibi bir durum. Evet. Siyasilerin iradesizliğine rağmen o günkü şeyleri. Şimdi zaten evet. Bu cümlenin ağırlığını tartmayacağım. Bir topluma sen bunu yönetemezsin demenin ne anlama geldiğini. Bunu söylemenin bu kadar kolayca söylenen bu cümlenin nereden beslendiğini sonra konuşuruz. Bu suyun bu yönetim biçiminin oluşması için yasal şeyleri de hazırlanmalıydı ve biz o konuda da bir çalışma yaptık. Ve bu çalışmayı hatta bu konuda protokol imzaladığımız devlet yetkilileriyle birlikte yaptık ve bir su kurumu kurulmasını öngördük. Bu su kurumu kuruluş yasasını hazırladık ve bunu başbakanlığa verdik. Bu su kurumunun öngördüğü yönetim şekli, kuruluş biçimi şuydu. Özerk, tamamen özerk bir kurum kurulacaktı. Ne zaman verilmişti bu? 2015 sonbaharında hazırlanıp verilmişti. Tamamen özerk bir birim kurulacaktı. Bir yönetim kurulu tarafından yönetilecekti. Yönetim kurulu siyasal örgütlerin ve Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği olarak şeyin teknik yeterliliği olan örgütün göstereceği adaylar içinden meclis tarafından seçilecekti. Bütçesi tamamen özerk olacaktı. Meclis tarafından denetlenecekti. Ve bu kurum Kıbrıs'taki bu suyu, sınır ötesinden gelecek bu suyu artı Kıbrıs'taki su kaynaklarını yönetecek, politikaları hazırlayacak, yürütmeye önerecek, hükümete önerecek, hükümetin politikalar konusunda alacak kararlar uygun olarak bu su yönetimini gerçekleştirilecekti. Aynı zamanda bu suyun işletmesini de üstlenecekti. Ha. Bütün bunların yanı sıra şu gün çalışmaz denilen, çalışamaz hale geldiği iddia edilen su yönetimi ile ilgili su işleri dairesi, jeoloji dairesi gibi kurumlarında yeniden yapılandırılmasını da öngörüp o doğrultuda da ışık tutan bir yasa tasarısıydı. Bu yasa tasarısını da biz hükümete sonbaharda verdik. O gün bugündür iş artık siyasi boyutunun çözümüne geldi. Siyasi boyutu hala çözülebilmiş değil. Ve bugün gördüğünüz şu kriz durumu söz konusu. Tabii ki yani bu krizin çözülemez bir şey olduğunu biz düşünemiyoruz. Suyu yönetebiliriz, o yetkinliğimiz var. Bunun tartışılması artık söz konusu değil. Siyasetin bu kapıyı aralaması ve bu suyun artık yurttaşa ulaşmasına önünde engeller var ise bu engelleri kaldırması gerekiyor. Peki siz Türkiye kanadına hiç temasınız oldu mu? Biz bu suyu işte yönetiriz, böyle bir ekibiz. Hazırlığımız var gibi mesajlar yaklaştı. Zaten burada yani suyu DSEİ yönetiyor. DSEİ ile sürekli muhatap oluyoruz. Ve DSEİ ile birlikte çalışıyoruz. Bizim ekibimiz DSEİ'nin DSEİ yönetiyor işi. Yani DSEİ'nin 4-5 tane mühendisi var burada. O mühendislerin yönetiminde bizim ekibimiz yapıyor çalışmaları. Türkiye neresindeydi bu hazırlanan şeyin? Yani sizin su komitesi olarak yaptığınız işte biz yönetiyoruz elemanlarımız. Türkiye bu ilişkinin neresindeydi? Türkiye bu ilişkinin şu noktasındaydı. Yapılan istihdamlarda olsun, yapılan eğitim çalışmalarında, hazırlıklarında olsun Türkiye ile işbirliği içinde yapılıyordu. Türkiye bunu biliyordu. DSEİ ile işbirliği içinde yapılıyordu bütün bu çalışmalar. Evet.
O zaman olay siyaset noktasında tıkandı. Oraya kayalım evet. istersen ve evet. şimdi gerilen tıkanmanın da biraz nedenlerine bakalım. Yani önce tarafların pozisyonlarını gerilen aşamada taraflar ne diyor? Görüş ayrılığının yoğunlaştığı yeri yani insanlarımızın da anlaması için bir net bir şekilde anlatmak lazım. Bir taraf ne diyor, öteki taraf ne diyor? Görüş ayrılığı nerede yoğunlaşıyor? Biz bu tavırla suyun kesinlikle özele devredilemeyeceğini. Çünkü bunun küçük bir birim yahut bölünmüş parçalar halinde değil, bir bütünsellik ifade ettiğini ve bir özel firmaya verilmesinin tüm ülkenin, daha doğrusu tüm Kuzey Kıbrıs'ın su potansiyelinin bir özel şirkete devredilmesi, onun yönetimine terk edilmesi yani anlamına. Sadece Türkiye'den getirilen su değil, Kuzey evet. Kıbrıs'ta mevcut çünkü, su yataklarının da evet. Çünkü gelinen noktada aküferlerin yeniden yapılandırılması, suyun yeniden yapılandırılması konusunda sulama suyu olsun, içme suyu olsun, bu konularda çalışmaların bütünsellik arz etmesi ve tek elden yürütülmesi için bütün suların oraya verileceği, tek bir firmaya verileceği ifade edildi. Ya bu teknik ve pratik bir zorunluluk mu? Yani tamam hadi yukarıdakini almak istiyorsun. Yeraltı kaynaklarını bu kadar aynı anda talep etmenin yani bunun... Talep şundan kaynaklanıyor. Türkiye'den gelen suyun fiyatı yüksek bir fiyat olacak. Hı-hı. O fiyatı eğer kıracak. Çekmez iseniz suyu, o fiyata yerli suyu de o fiyata çıkarmaz iseniz onu pazarlamanız mümkün olmayacak. Anladım. Yani bir anlamda rekabeti önlemek için de ona... Evet, evet. Tabii bu özelleştirmeyi aşıp tekelleştirmeye girdi. Monopol yaratma durumu. Yani bu bugün tartışılan şeylerde sanki verilecek firma bile bellidir falan, sanki kotarılacak bir şey varmış gibi. Yani o konuda bir takım rivayetler var. Bir takım firma isimleri dolaştı. Şartnamelerin hazır olduğundan söz edildi. Resmi olarak o belgeleri görmeden bir şey söylemek. Şimdi aslında tabii. Buna biraz duralım burada. Bu nasıl, bu özelleştirme teknik olarak ne kadar özelleştirme kavramıyla karşılanabilir emin değilim. Bir kere o talep edilen şey, yani Türkiye'den gelen suyla beraber Kuzey Kıbrıs'ın suyu bir yerde bir havuzda toplanacak sonuçta ve onun işletmesini bir Türkiye'den bir firmaya vereceksiniz. Bir evet. firmaya vereceksiniz. Bu firma evet. bir ve tek olacak, tamam mı? Bir de yasal bir kere, problemler bu özelleştirme zaman... değil. Özelleştirme Avrupa Birliği kuralları içerisinde rekabetle yapılır. Şirketlerin rekabetine açılır. Evet. En randımanlı, en verimli, en kaliteli ve en ucuz fiyata hizmet edeceğini falan söylüyorsun ama burada ihale de yapsan sonuçta Türkiye'li firmalardır söz konusu olan. Yani bu bir özelleştirme, genel anlamda özelleştirme değildir. Burada söz konusu olan başka bir şeydir. Bir siyasi dayatmayla karşı karşıyasınız ve buranın yani Kuzey Kıbrıs'taki bir su politikasını, su kaynaklarını doğrudan Türkiye'den bir şirkete teslim etmektir. Bu bana özelleştirme gibi gelmiyor. Bu daha çok kolonizasyon politikalarını çağrıştıran bir tutumdur. Dolayısıyla mesele son derece ciddi bir şey. Zaten şey lafını söylemek, siz yönetemezsiniz demek bana gene kolonizasyonu çağrıştırıyor. Çünkü kolonyal güçlerin çok tipik bir özelliğidir o. Yani gittikleri yerdeki yerli halka siz bunu yapamadığınız için biz yapacağız denir hep. Hep şey der, you are unfit to govern yourself. Sen kendi kendini yönetmekten acizsin lafı. Böyle bir cümledir. Bir kere bu cümleyi bu kadar kolay sarf etmiş olmak çok sorunlu siyaset açısından. Bir de zaten görüşmelerde buradan bakanlar gidip orada müsteşar yardımcıları düzeyinde bir karşılama. Ve onu da duyduk işte ama son günlerin hikayesi değil mi? Bakanlar gidiyor ve böyle bir muameleyle karşı karşıya kalıyorlar. Demek ki ortada aslında demin Bektaş'ın anlattığı teknik boyutta bir sıkıntı olmadığını anlıyorum. Yani yönetim, dağıtım ve bu işi işletme bakımından ama bu siyaset noktasında tıkanıyor ve bir tür Kıbrıs Türk toplumu görmezlikten gelinerek ya da ehil olup olmadığı sorgulanarak böyle bir yola başvuruluyor. Evet. Yani aslında burada tıkanıyor hikaye. Şeyin tepkilerinin biraz da
biraz değil, tepkilerin giderek şiddetlenmesinin sebebi de zaten sadece teknik düzeyde algılanmıyor artık mesele. Yani bu iradeye yönelik küçümseme ya da işte bu onur kırıcı davranışlar, işte bir varoluş problemi, nitekim tartışmalar işin teknik yanıyla beraber bu siyasi yanı, ilişkiler nasıl olacak, bir varoluşsal bir kriz gene gündeme geliyor. Son gelinen noktada başından daha aynı şey terennüm ediliyordu ama son gelinen noktada bir tek konuda şöyle bir itiraz geliştiriliyor. Bu projenin tamamlanması için belli bir miktar yatırım. Kimine göre onlar bunun 600 milyon TL civarında olduğunu ifade ediyorlar. Biz bunun 300 milyon TL ile çözülebileceğini söylüyoruz. Bu 300 milyon TL Kıbrıslı Türklerde yok. Onun için bir özel şirkete verilsin. 300 bu yatırımı özel şirket yapsın deniyor. Bir tek bu gerekçe. 300 olmuş. Milyonu bulursa ne olacak peki? Yani 300 milyonu bulun yapın noktasına gelirse o zaman tabii başka konular devreye giriyor. İşte bugüne kadar TEC'e yardım heyeti kanalı ile yerel yönetimlere yapılan yardımların asla artık yapılmayacağını, yerel yönetimlere herhangi bir katkı verilmeyeceği gibi şeyler, baskılar uygulanıyor. Hatta biliyorsunuz ekonomik protokolün imzalanmadığından söz ediliyor. Bu yüzden imzalanmadı. Yani burada bir şantaj politikası olduğu açık. Bir de şunu sorayım. Belediyeler bu denklemlerin neresinde? Çünkü öyle anlıyoruz ki... Belediyeler işin başında. Bir tane 28 belediye, iki tanesinin dışında, iki tanesi dışta kaldı. 26 tanesi bir ortak bir şirket kuruyorlar. Ve diyorlar ki biz gelecek bu suyun dağıtımını bu ortak şirketimizle yapacağız. Bu ortak şirket işletmeden alacağı bir miktar, ayıracağı bir miktar yatırım payı ile yatırımları zaman içine bölüştürerek gerçekleştirir ve bu suyun dağıtımını biz yapacağız diyor. Bizim hazırladığımız yasayla da su kurumu sıfır güzel yalıdan suyu alıp belediye depolarına akıtacak, belediyeler de depolarından alıp BESKİ kanalı ile, bu oluşturdukları şirket kanalı ile abonelere dağıtacaklar. Suyun gelirini toplayacaklar. Gereken ödemeleri devlete yapacaklar. Suyun maliyeti bir maliyet karşısı, bir maliyet söz konusu Türkiye Cumhuriyeti'ne ödenecek neyse o ödenecek. Onun dışında koyacakları küçük bir miktarla ayıracakları bir fonla da yatırımları yapacaklar. Yani sen o zaman şöyle bir şey diyebilir miyiz Bektaş? Yani bunu özel bir şirkete verdiğiniz zaman aslında Kıbrıs Türk belediyeleri de ortadan kaldırmış oluyorsunuz, öyle mi? O özel şirket şimdi Kıbrıs Türk belediyelerin o konudaki su konusundaki aktivitelerini ortadan kaldıracak. Bütün o aktiviteleri o özel şirket alacak. Haliyle yani, oradan gelirler ortadan kalkmış olacak. O zaman çöker demek. Belediyelerin zaten ne kadar geliri var ki? Siz onu aldığınız zaman o belediye ayakta kalır mı? Bir kurumsal çökmeden söz ediyoruz. Ondan sonra diyorlar ki işte ciro üzerinden %1 miktar biz belediyelere veririz. Kalıyor ki başka bir nokta daha var. Belediyelerin hudutları içindeki bütün su yapıları ki bunlar su depolarıdır, su ishal hatlarıdır. Bunlar anayasa ile belediyelere verilmiş varlıklardır. Bunları belediyelerin doğrudan kendi kararlarıyla devretmeleri bile ya da tartışılır bir olay. Anayasal olarak kendine ait yapıları başkasına nasıl devredebilir? Yahut bunları kiralayabilir mi? O da ayrı bir sorun. O zaman özel şirkete gitmesi halinde anayasa da çiğnilmiş oluyor, öyle mi? O zaman davalar falan açılıp da şey yani iş herhalde giderek şey olacak bir hale gelecek. Bilemiyorum o nasıl çözülür hukuk. Anayasa çiğnendiyse anayasa mahkemesine gidilir. Yani ortada. Yalnız şuna dayandırılıyor. Deniyor ki uluslararası anlaşmalar mecliste onaylandıktan sonra
anayasanın üzerindedir, anayasa mahkemesine götürülemez. Bir şey abi, hükmü bundan var. Bundan emin değilim. Bu nasıl bir anayasanız olduğuna bağlı bir şeydir. Bu öyle çok kolay bir konu değil. Bir de o şey hükmü, yani doğacak olan frotmanlar problemleri iç hukukta değil, Türkiye'de halledilecek tahkim gibi bir kurulunda şey var, ön koşul var şeyler arasında. Tabii bütün bunlar aslında bu meselenin teknik yanında gelip gene aynı yere dayanıyor. İşte siz siyasal aktör olarak ya da irade olarak ne kadar muktedirsiniz ya da iradenize ne kadar sahip çıkabilirsiniz? Bu ne kadar gözetiliyor bu ilişkiler? Gelip oraya da dayanıyor sonuçta. Çünkü yani bu işi yapamıyorsunuz ya da beceremiyorsunuz gibi gerekçelerin gösterilip bunların da belirli kesimler tarafından kabul edilmesi, içeriden de bazen bunun teyit edilmesi gibi bir tablo ortaya koyuyor. Onun için yani resmi böyle biraz daha büyük şey aklıma geldi mesela bu bütün bunlar olduğu zaman. Dostoyevski'nin Karamazov kardeşlerinde bir büyük engizisyoncu diye bir ilginç bölüm var. Orada 16. yüzyılda İspanya'da geçen bir hadise. İşte o dönemler İspanya'da insanlar Tanrı'nın ulu şerefi adına cadı kazanlarında yakılıyorlar, atılıyorlar. Özellikle kadınlar. Evet ve rivayet o ki İsa dönüyor şeye, İspanya'ya dönüyor ve halk işte onun nurlu yüzünü görüyor, onun peşinden gidiyor ve birdenbire o hadiselerde bir değişiklik oluyor. Kardinal, yani kilisenin başkanı, bir gün kalabalığın ona meylettiğini görerek muhafızlarına diyor ki gidin ve yakalayın şeyi. İsa'yı yakalayın. Yakalıyorlar, bir mahzene yerleştiriyorlar ve kardinal gece gidip İsa'yı ziyaret ediyor ve aralarında çok muhteşem sayılacak bir diyalog geçer. Orada soruyor şey kardinal, niye benim sözlerime karşı çıkıyorsun? Ve ondan sonra şeyi hatırlatıyor. Ve onun üzerinden konuşuyorlar. Diyalog biraz da orada geçiyor. İsa'nın çölde kendisini yoldan çıkarmak için yapılan ve ruhunu satması için yapılan üç teklif, üç ihva, üç ayartıcı koşul var. Ve o koşullardan bir tanesi, kendine şöyle bir teklif yapılır. Taşlardan ekmek yapacaksın. Kabul etmiyor ve diyor ki, satın almış bir itaat ya da özgürlük tehlikeli bir özgürlüktür. Bu sağlam bir özgürlük değil. Evet, ekmeğe de ihtiyaç var ama ruha da ihtiyaç var. Onun özgürlüğüne. Bunu reddediyor. İkinci koşul diyor ki mucize. Hayır, mucizeye de karşıyım. Çünkü eğer insanlar mucizeye alışırlarsa kendilerine düşecek sorumlulukları yerine getirmezler ve hep bir yerlerden bir şeyler ister. Üçüncü koşul da Sezar'ın kılıcı, mutlak iktidar. Hayır, onu da istemiyor. Önünde diz çökülecek bir mutlak iktidar da istemiyorum. Bu metaforik şeyden çıkarılan ya da orada çizilen prototipin ima ettiği ve aktarmaya çalıştığı şey buydu. Eğer özgür olmak istersen ve kendin olmak istersen bir takım diyetler ödemek zorundasın. Yani işte hem ekmeği bol istemek, hem mucizelere bel bağlamak, hem de iktidarlarla bu tür ilişkiler, yani menfaat ilişkileri kurarak hayatını sürdüremezsin. Ya da sürdürürsen işte bütün bunlar olur. Sanki Kıbrıslı Türklerin de bu ayartıcı koşulları artık görmeleri ve yani bunu bir biçimde artık hayata geçirmek konusunda, bu belki çok biraz da ütopik bir izah ama siyasetten hayatın her alanına herhalde böyle bir ciddi sarsılmanın yaşanması gerekiyor. İşte anlattığın hikaye bir metaforik boyut daha var. O da şudur. Bir güç var ortada. Evet. Ve bir güç kardinal senden bir şey istiyor. Senden istediği şey aslında ekmek, taştan ekmek yapmak değil. Senden istediği şey iradeni almaktır. Dolayısıyla burada söz konusu olan şeyle baktığımız zaman bütün bu su tartışmalarına, bu aslında şunu ver, bunu al, bir al ver yapalım hikayesini çok açtı. Yani bunu yaparsanız veririz, suyu yapmazsanız vermeyiz gibi onu çok açtı. Ben aslında senin iradeni istiyorum. Yani senin iradene ben hükmedeceğim noktasına gelinen bir yerdir. Bu da bir güç dayatmasıdır. Yani bunu bir kuvvet politikasıdır. Dolayısıyla bir ticari ilişki değil, zaten ticari bir ilişki olsaydı bu kadar teknik müzakere üzerinden de çözülebilirdi. İş gelip dayandığı nokta, ben senin iradeni istiyorum, onu ele geçireceğim, ben gücümü dayatacağım noktası olduğu zaman buradan bir haysiyet sorunu çıkar, bir.
kimlik meselesi çıkar. İki, kendin olmak, olmamak hikayesi çıkar. Üç, dolayısıyla bu mesele hiç de tesadüf değil. Kıbrıs Türk toplumunun büyük bir kısmını harekete geçiriyor. Bu bir haysiyet sorununa dönüşüyor. Bir kimlik meselesine dönüşüyor. Sonuçta orada bir güç var ve senin iradeni talep ediyor. Böyle bir noktaya gelmiş maalesef. Benim anladığım bu gelinen yer. Şeyi nasıl, mesela bu siyasilerin ortak hazırladıkları bir metin vardı veya işte CTP ve UBP veya CTP'nin kendi içinde hazırladığı bir anlaşma metni vesaire vardı. Fakat söyleniyor ki işte oraya gidiliyor, başka şeyler yapılıyor. Hazırlanan alternatif sizin su birimi dışında hazırlanan alternatifler konusunda bir bilgin var mıydı? Şimdi işin başında 2010'da Temmuz 2010'da o günün başbakanı İrsen Küçük'le Türkiye Meclis Başkanı galiba Cemil Çiçek arasında bir anlaşma imzalanıyor. Ve bu anlaşma ondan sonra iki ülkenin meclislerinde onaylanıyor. Bir çerçeve anlaşmasıdır bu. Gelecek suyun geldikten sonra nasıl yönetileceğine ilişkin bir takım şeyler konuyor, prensipler konuyor orada. Ve orada konan bu prensiplerin içinde bunlar koyuyorlar. Deniyor ki su gelecek ama yap işlet devret türü bir firmaya ihale edilecek. Bu arada su politikaları çerçevesinde bütün yeraltı ve yerüstü suları, üretilen sular, örneğin kanalizasyondan arıtılan sular yahut göletlerde toplanan suların birlikte değerlendirileceğine ilişkin bir takım maddeler var orada. Ve bu tabii o anlaşmada ayrıca bu koşulların tarafların ortak görüşüyle değiştirilebileceğini ifade eden madde de var. Böyle bir anlaşma imzalanıyor. Çerçeve anlaşması İrsen Küçük'le Sayın Cemil Çiçek arasında 2010 yılında. Ona dayandırılarak suyun özel şirkete devredilmesinin ısrarla sürdürülüyor. Bu böyle bir anlaşma yapılmıştır. Bu anlaşmadan vazgeçemezsiniz. Bu bir uluslararası anlaşmadır. Kaldı ki siz bu suyu yönetemezsiniz. Çünkü sizi aşar. Ve benzeri bir takım söylemlerle. Dayanaklardan bir tanesi bu anlaşma yani. Evet. Ve yani buna uluslararası anlaşma deniyor. Evet. Öyle mi? Yani evet. Sayın Başbakan İhsen Küçük ulus, Türkiye bir ulus, uluslararası evet. Anlaşma yaptık. Evet. Öyle mi? İyi, evet. Güzel, devam edelim. Ve buna dayanarak bu talepleri yükseltiyor Türkiye kanadı. Biz tam tersine bunu yönetebileceğimizi işte politikacılarımızla da dövüşe ve çalışa kanıtladık, kanıtlıyoruz. Ve suyun bizim tarafımızdan yönetilmesini sağlamak için hukuki gerekçeleri de hazırlayıp, yasa tasarılarını hazırlayıp hükümete sunuyoruz. İş bu noktaya gelince Kıbrıs'tan farklı tavır yükseliyor. Bunun üzerine siyaset bunu bir biçimde çözmek zorunda. Ancak görünen o ki siyasi temsilciler oraya gittikleri zaman hiçbir biçimde ya tezlerimizi savunamıyorlar, ya tezlerimiz hiçbir biçimde kabul görmüyor veya gündeme bile gelmiyor. Ve eski anlaşma tek anlaşmadır. Bir şey değiştirilemez varsayımıyla bu noktaya geliniyor. Teknik olarak sizin zamanında o hazırladığınız ve işte DSİ ile ortak şey... Evet. Orada size söylendi mi mesela kardeşim sizin hazırladığınız bu şeyin geçerliliği ya da yürürlülüğü mümkün değil, burada eksiklik vesaire var gibi bir şey. Yani DSİ ile bizim çalışmalarımız teknik boyutta, bilimsel boyutta sürdürüldü. Peki teknik olarak söylediler mi bu hazırladığınız proje veya şey yetersizdir bunu yönetmeye, öyle bir şey söylendi mi? Hayır, böyle bir şey olsa orada söylenmez tartışılmadı. Mi? Tartışılmadı. Yani o yasal boyutu DSİ ile tartışmadık, yasal boyutunu. Biz kendi
hükümetimizle, bizim bakanlarımıza sunduk onu. Teknik olarak belki başta Niyazi'nin sorduğuyla da şey, deniz suyu arıtmayla, deniz suyunun arıtılmasıyla harcanacak kapitalle veya işte bütün altyapı giderleriyle bunun, bu giderler arasında büyük fark var mı? Yani deniz suyu veya arıtımı, aynı randıman elde deniz edilir. Suyu arıtımı ilk etapta biraz daha, yani enerji açısından biraz daha pahalı görünmekle beraber yapılan su tesisleri ve ondan sonra çekilen deniz hattı düşünüldüğü zaman tabii ki deniz suyu arıtılması daha ucuz bir sistem. Zaten bu proje yapılırken bu proje etrafında verilen demeçlere baktığınız zaman da yani bunun böyle biraz tabii şey o, biraz edebiyat tabii yani vatan millet ama yani işte göbekten bağladık, bağladığımızı kanıtladık. Bunu defalarca Türkiye'li yetkililer, bakanlar filan böyle bir dille kullanıyorlar. Biz buraya böyle bağlarız işte filan, Anadolu'ya bağladık filan. Yani bunu bu Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri bu projeyi biraz da Türkiye'nin Orta Doğu'daki, Doğu Akdeniz'deki hidropolitiği, jeopolitiği açısından farklı boyutlarını göz önünde tutuyorlar tabii. Çözümle ilişkilendirilecek olursa vallahi bu konu. Şimdi aslında o, tam da o noktaya gelmeyi düşünüyordum sevgili Hakkı. Çünkü bu biraz zor görünüyor. Şimdi şöyle bir şey düşününüz. Biz prensip olarak iki tarafın vardığı prensip anlaşmasına göre bütün doğal kaynaklar federal devletin otoritesi altında olacaktır. Evet. Hatta biz buradan yola çıkarak Kıbrıs'ın güneyinde orada burada bulunan doğal gaz konusunda da hak talep ediyoruz. Şimdi biz öyle bir durumla karşı karşıya kalacağız ki biz adanın kuzeyindeki doğal su kaynaklarını Türkiye'ye teslim edeceğiz ve güneydeki doğal su kaynaklarına ortak olacağız. Şimdi buradan böyle bir sonuç çıkıyor değil mi? Yani siz bu bir şirkete verirseniz bu Kuzey Kıbrıs'taki doğal kaynaklar, sonuçta Kıbrıs bir ülke, bir ada, doğal kaynaklarını vereceksiniz. Ondan sonra bu suya birlikte sonra siz güneydeki suya ortak olacaksınız ya da enerjiye ya da petrole ya da doğalgaza. Tersten bakalım yani, bizim o taraftaki doğal şeylere hak talep etmemiz karşısında o taraftan da işte bu su da bizim hakkımız gibi bir karşı talep de. Elbette yani öyle diyor. Dolayısıyla bu işleri çetrefilleştiren bir şey aslında. Yani bunu şöyle düşünmek lazım. Eğer gelecek stratejisi açısından, gelecek açısından bir stratejik hamle olarak düşünülmüşse ve hem bölgenin başka ülkelerine su satılacaksa, belki eskiden beri hep işte İsrail'e su satma fikri vardı ama onun da bu gelen su miktarıyla mümkün olmadığını biliyoruz zaten. Evet. Üstelik de bu çekilen borunun daha fazla su taşıyamayacağını da galiba biliyoruz. Dolayısıyla oradan bir şey olmaz bu açıdan. Ama şöyle düşünüldüğü zaman Türkiye'den gelen bu su çok işe yarayacak. Tarım sektöründe özellikle bir canlanma olacak diye baktığınız zaman bu aslında yani federal çözümle birlikte adanın bütününe hizmet edecek olan bir su kaynağı. Adalılar tarafından yönetilip de değerlendirilmesi gereken bir su kaynağı. Nasıl ki mesela doğalgaz konusu konuşulduğu zaman federal bir çözümle bu doğalgazın Türkiye üzerinden gitmesinin en doğal olduğunu söylüyorsa taraflar ve bu konuda bir mutabakat da varsa, hatta bırakınız Kıbrıs'ın doğalgazını, belki İsrail'in doğalgazı da Kıbrıs'ın deniz sulak karasularından geçerek veya Nil Deltası'nın Türkiye'ye ulaşacağı konuşuluyor. Bu şimdi buradaki doğallık buraya gelince başka türlü bir zorluğa dönüşüyor. İşin en doğal tarafı bu. Bu hem gelecek açısından federal devletin su politikaları açısından hem de günümüz açısından bunu böyle bir mesele yapmadan ada ahalisinin iradesine teslim etmek doğrusu bu. Lakin bunun etrafında dediğim gibi anlaşılması güç, zor, bir adeta kaprise dönüşmüş gibi görünen bir inat ve ısrar ki o beni tabii şeye götürüyor. Yani burada bir kuvvet politikası zihniyeti var. Güçlüyüm ve bana bağımlısın ve ben sana bunu dayatabilirim anlayışı var. O bakımdan şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Yani Güney Kıbrıs'ta Bektaş'ta gidip giren biridir. Harikada Yunancası vardır. Şimdi çıktığım bütün televizyon programlarında ya da yaptığımız bütün tartışmalarda hep şu söyleniyor. Biz Kıbrıs'ı Türklerle federal bir devlet kurarsak, bu federal devleti Kıbrıs'ı Türkler bizimle birlikte yönetmeye ehil miler? Neden bu soruyu soruyorsunuz? Türkiye siz ehil değilsiniz diyorlar. Siz suyu bile yönetemiyorsunuz diyorlar.
Türkiye'nin Kıbrıs Türkleri yaptığı bu muamele gerçekten Kıbrıs Türk toplumunun bırakınız haysiyet yaralanmasını filan, bir de hakikaten başka başka türlü açılardan da sorgulanmasını, sanki burada bir irade toplumu yok, bir iradi toplum yoksa ben kiminle federasyon kuracağım sorularına yanıtlar aramak durumunda kalıyoruz. Yani bu bir sürü açıdan, hem diplomatik hem müzakere taktikleri hem de gelecek açısından çok yersiz ve gereksiz bir tartışma oldu. Şimdi bir su platformu oluşturuldu. Bugün evet. Şeyleri vardı, basın toplantıları vardı. Sivil toplum örgütlerinden siyasi partilere, işte odalar vesaire evet. Katılımlar var ve onlar hem bu şu anda mevcut sözleşmenin sıkı bir eleştirisini yapıyorlar, hem alternatif şeyler söylüyorlar ve yarından itibaren sanırım Elye'den başlamak üzere, Doğancı'dan başlamak evet, üzere kamuoyunu da aydınlatıcı bir şey yapacaklar. Çalışma dizisi gerçekleştirecekler ve şeyi de çağırıyorlar, yani katılmak isteyen ve destek vermek isteyenler falan. Şimdi biraz da nasıl görüyorsun, yani hem şeyin içinde teknik olarak yer alan hem de bu işte böyle kilitlenen noktalar ve bir yandan da kamuoyunda oluşan bir tepki ve alternatif şeyler de işte su platformu falan, nasıl seyredecek şeyi? Yani şöyle, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne bağlı odalar katılıyorlar bu platforma. Hı. Ve bu platformda yerlerini alıyorlar. Yani bu benim anlattığım, bizim yaptığımız çalışmaların boyutunu ve ne tür çalışmalar yapıldığını, neyi öngördüğümüzü yığınlara götürülürken bu politikalar, bunları da odalarımız, örgütlerimiz götüreceklerdir hı hı. Oraya. Şimdi şöyle bir şey var, çünkü bir yıla yakındır çok yoğun biçimde tartışılmasına rağmen aslında net olarak su konusunun aşılmadığı yahut suya olan ihtiyaç nedeniyle konuyu bir türlü yeterince kavrayamadığı toplumun önemli bir bölümünün ortada. O nedenle bu platform çerçevesinde de olsa bizim örgütlerimizin de yer alacağı bu grupların bu bilgileri halka taşıması ve var olan bilgi kirliliğini ortadan kaldırması olumlu bir adımdır. Ciddi yasal boşluklar da var dediğim, yani bu konuda yani hep şu soru aklıma gelirdi benim böyle dolaşırken, işte mesela ya da giderken, yani adamın birisi bir yerde bir tarlanın içinde bir kuyudan su çıkarıyor, sonra oradan aldığı suyu tankerlere doldurup götürüp satıyor mesela. Aslında o konunun yasal boyutları vardır. Var mı? Ama göz ardı edilmiş, ciddiye alınmamış yahut yeterince ciddi bir biçimde uygulanmamıştır. Yoksa her kazılacak kuyu için izinlerin alınması, her tanker doldurup bir yere sevk etmek için kaymakamlıklardan izin alınması, her kazılan kuyunun suyunun nereye verilebileceğine ilişkin düzenlemeler yapılmasına ilişkin yasal düzenlemeler vardır. Ama bunlar ne yapıldı? Bunlar hep göz ardı edildi. Bunlar ciddiyetle uygulanmadı. Ve ciddiyetle uygulanmayınca su bütçesi biraz önce izah etmeye çalıştığım gibi büyük yaralar aldı. Anladım. Yani bu vesileyle bu da gündeme gelir. Ama programı şöyle bitirebiliriz herhalde. Sonuçta siz hem konunun uzmanları olarak hem yaptığınız ekip çalışmasında ortaya koyduğunuz raporlarla, yaptığınız hesaplamalarla, yaptığınız eğitimlerle Kıbrıslı Türklerin bunu teknik olarak bu meseleyi taşıyabileceklerini kontrol kesinlikle söylediniz ve bunu kesinlikle şey ettiniz. O zaman dileyelim ki bu mesele hiç olmazsa bu anlamda bir çözüme ulaşabilir. Çünkü gerçekten çok şey tartışmalar yaşanıyor ve bir cümle Süleyman Hakkı kapatmadan, çünkü bu olayın siyasi boyutlarının son derece derin olduğunu düşünüyorum. Şimdi çünkü belli ki yani Türkiye'nin istediği gibi bir uygulama hayata geçerse mesela Kıbrıslı Türkler kurumsal kayıplara uğrayacaklar. Yani belediyeler şimdi ayakta kalması mümkün olmayacak. Bunu zaten hayata geçirmek için uyguladığı baskıya baktığın zaman da siyasi kurumunu da aşmaya çalışıyor. Bu aslında daha genel manada
Sivil toplum açısından vahimdir. Şöyle ki, aklıma geliyor, yani ahali ile toplum arasındaki fark nedir? Evet. Toplum kurumlarıyla var olan bir topluluktur. Ahali de kurumsuz bir şeydir. Yani bu bir ahalileşme günün sonunda. Bu o kadar önemli bir hikaye diye düşünüyorum. Evet. Evet, yani çok teşekkür ederiz sevgili Bektaş. Hem aydınlanmış olduk hem konuyu bir daha evlenmiş olduk. Ben teşekkür ediyorum. Daha bu konuyu biraz daha herhalde ulaştırabildikse yığınlara, bundan da çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederiz. Belli ki yani bu mesele konuşulacak ama herhalde artık biraz da son dönemeçlere girildi. Çünkü kaç aydır bu iş devam ediyor ve bu anlamda kamuoyu da oluşmaya başladı. Efendim, bu akşam malum sorunu konuşmaya çalıştık. Hem teknik boyutunu hem biraz siyasal boyutunu konuşmaya çalıştık. Ama görünen o ki daha bir süre bu su meselesi konuşulacak. Bu akşamlık bu kadar diyoruz ve haftaya yeni bir programda buluşmak üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Müzik